Allah-u Teala adaletli olmayı istiyor. Hakimler, savcılar, avukatlar bu sözlere kulak vermelidir. Dünyadaki hakimler, savcılar, avukatlar ahirette mahşer gününde sanık durumunda olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadisinde hakim hükmünde zulmetmediği müddetçe Allah'ın yardımı hakim ile beraberdir. Fakat zulümde bulundu mu Allah ondan yardımını keser. Ona şeytan musallat olur diye Peygamber Efendimiz bizlere buyuruyor. Bu hadisi şerif işaret ediyor ki adalet dairesinde hüküm vermek en şerefli ve faziletli amellerdendir. Bu haliyle hakim Allah'a yakın olur. Fakat adalete uygun düşmeyen bir hüküm büyük bir günah olup sahibini hüsranlara uğratır. Şeytanların vesvesesinden yakasını kurtaramaz. İslam'da adalet hayatın her alanında gösterilmelidir. Savaşta ve barışta adalet, nimetlerinin paylaşımında adalet, ölçüde ve tartıda adalet, çalışmada ve ücrette adalet, söz söylerken adalet, çocuklarımızın arasındaki sevgide ve mal paylaşımında adalet, eşimize karşı adalet, her zaman her yerde adalet olmalıdır. Selam ve dua ile. Esselamu aleyküm.